Posta kutumuzda bir şey var mı? Yok. Devam edebiliriz. Kimseden bize mektup yok. Mektup, hiç mektup attınız mı? Allah aşkına hiç mektup attınız mı? Bana bir kere onu söyleyin. Bu kumaşı almam lazım. Bu kumaşı alamıyorum. Astrid neredesin? Zıplayamıyoruz da. Hiç mektup attınız mı birisine? Bana onu söyleyin ya. Mektup atmanın keyfini bilir misiniz siz? Arabalara bakmıyorum, vazgeçtim. Vazgeçtim. Şu yeşil arabaya bakabilirim. Bu kasabanın içindeki araba tırttı. Kurt var mıdır burada acip? Tamam, şöyle nefesini soluyorsun ya, hiç hoş değil. Biz ne etrafa bakarak olalım da. Bu arabaya bakacağım. Yok ki. Hadi şuraya da sizin hatırınız için bakıyorum. Arka kapısına da bakacağım bunun. Bu arabada bir şeylik var. Yok. Çık arabadan. Bagajına da bakalım. Bagajı kilitli. Peki. Biz bir tane de levye bulursak şahane olacak. Mektup yazmak çok ilginç arkadaşlar. Yani daha önce telefon falan yokken, şimdi ayrı bir mevzu da tabii ki herkesin telefonu var, bir şekilde ulaşıyorsunuz ama telefon yokken bunların halletmeniz çok ilginç. Tabii normal telefon var ama o zamanlar normal telefon da pahalı. Mektup olayı çok güzeldi, keyifliydi. Çok şey kaçırdınız. Ya bir tanenizden de bir şey çıksın Allah rızası için ya. Şuradaki eve girebiliriz herhalde. Bu da kilise gibi bir şey sanırsam. Junoga hoş geldin. Teşekkürler, keyifli seyirler sana da. Burada ne bulacağız? Burada ne bulacağız? Derme çatma kağıt bulacağız. Ne bulacağız? Kitap. Tamam, yakacak bir kitabımız. Aha, eldiven. Hangisi daha iyidir? Neyse, sonra bakarız. Tamam, yakacak kitap olsun da başka kitap olmasın. Başka kitap çünkü olmazsa seviniriz. İlahi kitabı. Bu neymiş? Niye yazar ki onda? Bakalım şuraya çık. Çıkmıyor mu buraya? Aa, anahtar burada. Bu da burada. Dur, bu ne? Buna ne diyormuş? Banka müdürünün en ev anahtarı, Milton'daki evlerden birinin kilidini açar. Güzel. Bu neymiş? Dizayn'in kitap sözleri. Tamam. Çok oraya takılmayalım. Yatak. Uyu. Bitkinliğimiz ne alemde? Çok bitkin değiliz. Yastık. Yastığı alamıyor muyuz? Parçalıyoruz yastığı ya. Su şişesi. Güzel. Kap götür. Ya bu oyunlarda şu loot demeyeceğim, havai fişek. Onun içinde bir şey var. Hızlandırıcı al. Bu oyunlarda şöyle şeyler hoşuma gidiyor. Buluyoruz, ediyoruz. Sen düzgün bir kitap mısın? I'm gonna have to leave something Tamam. behind. Papazın notu. Bak, bu notu merak ettim. Notu merak ettim, hadi. Şunları incele diyelim bakalım.
Size faaliyet yetersizliği nedeniyle başpiskoposun beni St. Christopher'ın cemaatinden çıkarma kararı aldığını üzülerek bildirir. Son yıllarda aranızdan birkaç kişiden fazlası olmasa da kiliseye bağlılığınız ve çabalarınızı gösterdiğini destek istiyorum. Hızlı okuyalım ya. Adamı kovmuşlar. Şunu da gelmişken bir incele diyelim. Çok ağır söz. Bunu hiç boş verin arkadaşlar. Onu hiç okumadığımızı varsayalım. Bunu almıyorum. Oraya koyduğuna göre sakıncalı bir kitaptır. Yani yakmak için sakıncalı. Kalas alamayız. Evet, burası da bu kadarmış. Kumaş. Ya o 4 dakika neyse 4 dakika bir şey değil, hadi al onu. Hadi çıkalım. Vallahi evlere girmeden geldim buralara. Karşıda geyik var. Ben geri mi döneyim arkadaşlar eve? Abi evleri yağmala. Evlere geri dönüyoruz o zaman. Tamam. Tamam neyse, buraya kadar gelmiş olduk. Mezarlık. Burası mezarlıkmış ya. Önce şu adamın evini, Milton'un adamın evini bulmamız lazım. Kumaşları alamıyoruz ya, yağmalıyoruz. Alabiliyor muyuz? Direkt yağma şey parçala seçeneği çıkıyor. Yanlış gördüm belki, bakmak lazım. Yorulduk. Çok bitkin olmaya başladık. Karnımız acıkıyor. Neyse bir şeyler bulduk, yeriz. O anahtarın açacağı eve gideceğim. Evet, önce oraya gideceğim. Orayı... Sanki canımız da hafiften düzeliyor gibi. Allah'ım, karın yağışını seviyorum ama şu an yağmasa güzel olur. Evet, şimdi evlere sıradan bakıyoruz. Buna en son gitmeden önce bakmıştık. Buna giremiyoruz zaten. Şu tepedeki bizim dumanı tutan boz ananın... Lan ne oldu? O neydi be? Buna da girilmez ki. Yok. Boz ana selamlar. Uykusu geldi ya. Bozanan'ın evine girip uyuyabiliyor muyuz sonra ihtiyacımız olduğunda? Gelmişken bir post ofise girsek. Yükümüzü Bozanan'ın olduğu eve boşa, evet, mantıklı, çok mantıklı. Şu an çok ağırlaşmış olabilirim. Daha ne kadarını kaldırabilirim bilmiyorum ama şu an Bozanan'a yakınız. Çanta. Komple sırt çantası. Çorap. Çorap buldum. Giyinmem lazım. Yani şu yırtık yün çoraptan daha iyidir herhalde. O da yırtık yün çorap. Ama bu daha iyi. Giyin. Onu giydik. Bu ne halimde? Tamam. Hadi postane notunu da okuyalım ya. Hikayeye biraz yön verelim bari. Bu neymiş? Büyüren şifalı bitkileri.
Peki. İncele. Milton'dan postu kabul etmeye bir son vermemiz lazım. Anakaraya götürmemizin bir yolu yok. Ama insanlara bundan bahsedersek bunca zaman bunu sakladığımızı öğrenecekler. Terbiyesizler saklıyorlar. Anakaraya mektubu. Tamam. Bu yabancılar da gazozları çok seviyor. Hope nobody needs this anymore. Sağlam şoför eldiveni. Araç sürmek için tasarlanmış bir soğuktan pek bir iş, soğukta pek bir şey alalım. Hadi parçalarız olmadı. Falan filan. Buralar açılabiliyor mu? Açılamıyor. Tamam, burası bu kadar. Onları onaracağız, tamam. Hepsini alacağız, onaracağız. Atmıyoruz, saklayacağız. Şundan dolayı gidemiyormuşuz. Buraya giremiyoruzdur. Dediğim gibi. Ama posta kutusuna bakarım. Az önce baktığım mıydı? Değildi. Bir şey yok. Şey. Buna giriliyordur. Girmiş miydik, girmedik mi? Sıradan bakalım da. Gazete rulosunu alıyoruz tabii ki. Burada metal. Şimdi bunu alırsak çok ağırlaşacağız. İşimize yarıyor mu ya? Neyse. 200 grammış. Pek bir şey değil. Ya güzel bir şöyle bıçak bir şey bulsak fena olmayacak ya. Bozanaya tüm yükü boşaltın. Bir yiyecek su az da yakacak olsun. O kadar. Ne kadar yükümüz oldu ki bizim ya taşıyabileceğimiz kapasiteyi nerede görüyoruz? Ha burada. Oo çok ağırız. Çok haklısın. Yan kapıdan mı çıktık? Bunlarda kesin güzel şeyler var, değil mi? Ozan'a neredesin ya? O kasalarda güzel şey var. Gereksiz niye atacağım ki? Bir de bunları bozana da nereye koyacağım? Çıra deposu burası. Ha, çıra dediğin hangisi? Yok artık. Şunları çıradan saymıyor mu arkadaşlar? Üç tane, üç buçuk. Aa sayabilir ya belki. Vallahi saydı. Dur hemen onu bitirelim ya şu görevi. Koy gitsin. Az kaldı. Neyse toplarız. Hepsini de bırakmayalım. Çıralar yanımızda kalsın. Odun görevi işte bitireyim dedim. Ben bu üzerindekileri nereye bırakıyorum arkadaşlar?
Yerde kan mı var? Dur oğlum korkutma ya. Kadın orada ya. Yerde kan varmış. Yani kurt sesi de alıyorum ben. Girişe atın içeride. İyi, buraya bırakalım. Nasıl bırakıyoruz? At. En ağır şey ne acaba? Şu metal. Burada metal. Şimdi ben Don't Starve'daki mantıkla yaparsam buradan hiçbir şey atamam. Gerçekten atamam. Kömürümüz var ya. Atayım. Şu fişekleri at gitsin ya. Şu an fişekle ne yapacağım? At onu da. Uyku tulumu. Kalsın atamam. Kömür kalsın. Ya gelip alacağız bunları. Dur. Bunları alacağız arkadaşlar. Şu an kuşburnu da çok ağırmış. Bu neymiş? Bir kilo kumaş var. At ya. Arkadaş hepsini at. Şu an at hepsini. Hepsini at ya. Hem hafifleyin diyorsunuz. Hafiflemem lazım. Dediğim gibi bana kalsa hiçbir şey atamıyorum ben. Oyunlardaki en saplantılı olayım bu galiba benim. Oo, ne kadar kitap varmış ya. At. At at yarısını falan at. At. Oo, tamam boşaldı biraz. Tamam, bu kadar idare ederiz ya. Full boşaltın. Lazım olmaz mı dışarıda? Bunları daha sonra alabiliriz. Güzel. Şu gazetelere falan bakacağım ne kadar kilo yapıyor. 1 ki 1,5 kilo. Neden bu kadar ağırım ben? Gazeteler falan ağır değil ki ya. Şuradan biraz batalım. At. Yarısını falan boşalt işte. At. Tamam. Artık idare eder ya. Bir 5-10 kilo taşırız. Ben atamıyorum. Böyle oyunlarda adamı öldürmeye mi çalışıyorsun demiş. Güzel. Ay evet bu sesler mesler güzel de. Evet daha hızlı koşuyoruz. Daha güzel koşuyoruz. Şimdi ben bunlardan bir tanesini kıracağım. Vallahi daha hızlı koşuyoruz güzel. Parçala. İçinden bir şey çıkacak umudum var ya. Umudum suya düştü. O yüzden toplamıyorum daha fazla. Pompalı 2-3 kilo. Elimizde pompalı olsun da kilosu mühim değil. Buranın üst katı bile var. Nasıl bir yermiş? Beyzbol şapkası. O şapkayı takabiliyor muyuz hemen?
Nasıl takıyorum ben bunu ya? Kaşkol takalım. Giy. Onun üstüne bunu giyebiliyor musun? Çok mantıksız. Kaşkol daha mı? Kaşkol. Kaşkol. Tamam. Ya bizim doğru düzgün pantolonumuz yok. Neyse. Bulacağız. İnancım tam. Ya bu arada ben bu oyunda ölmedim. Bu oyunda ölünmüyormuş ki. Kim diyordu bu fişek? Fişek bulduk ha. Yırtık tişört. Hemen giyinirim. Giyecek yerim yok. Onlar daha iyi. Evet biraz uyuyayım ben ya. 4 saat uyuyorum. Uyuyalım uyuyalım. Uyku şart. Biz 8 mi? Gece oldu. Uyu. Kalkınca açlıktan öleceğim. Yoo. Güzel. Evet şu an hiçbir şey görememem. Dışında her şey çok güzel. Sağlığımız düzeldi ya. Yok üşümüyorum. Üşüme konusunda hiçbir problemim yok. İki saat daha uyuyayım. Daha da mı karanlık oldu? Neyse güneş doğmak üzere. Bir saat daha uyuyayım. 8 dereceymiş içerisi. Ateş yakıp meşale almak şu an hiç avantajıma gelmiyor. O meşaleyi atmayacaktık. Never been so hungry in my life. Hayatımda hiç bu kadar acıkmamıştım. Ben de acıkmadım dost. Ben de acıktım ya. 2 saat daha uykunda ölürsün en kötü. Susuzsun. Su içireceğiz sana şimdi. Kalktığımızda ölmüş kalkıyoruz. Öyle bir şey var mı bunda? Yok. Ama yok uyuma daha dur. Bu ne? Zaman geçir. Çok ilginç. Dur zaman da geçireceğiz sizle. Arkadaşım açlıktan öleceksin. İç. Önce bir suyun iç. Suyunu içtin. Güzel. Yat uyu tekrar. 2 saat daha. Nasıl olsa acıkmıyoruz. Heh, güneş doğdu. Tamam işte ya. Açız o ayrı mevzu. Şuraya bakmamıştık herhalde. Gündüz gibisi var mı ya? İşte buzdolabı. Acıklı mektup. Okuyalım mı acıklı mektubu? Okumak istemiyorum ben. Ya bir tane bıçağınız olmaz mı arkadaş ya? Olmaz mı ya? I could use this. Oo, kibrit. Bir tane bıçağınız olsaydı çok güzel olacaktı. Yardım kiti.
Sanki hiç yokmuş gibi bende. İşte bu tuvalet. Bir litre yeter ya. Al. Aha. That'll come in handy. Termal içlik. Oğlum çok iyi. El havlusunu parçalayabiliyoruz dediğim gibi. Bunları alamıyoruz. Yani parçalayalım, üzerimizdekileri tamir ederiz. Üst çekmeceler de var diyordun. Dur bakayım, ben onu görmedim. Evet, üst çekmeceler var. Bu adamın boyu biraz kısa. Bir tane konserve, tamam. Tencere, alırım tencereyi. Az önce niye görmedim ben o tencereyi? Neyse. Şimdi şu termal içliğimizi bir giyinmeyi deneyelim bakalım. Üf, güzel. İki termal içlik, tamam. Daha ne olsun. Şimdi şuradan şunu yesek 300 kalori. Bana Revolver, takip için teşekkürler. Keyifli seyirler, hoş geldin aramıza. Bu neymiş ya? Ne kadar doyduk? Hiç doymamışız ki biz. Bu kaloriyle kimse hayatta kalamaz ki. ...250 kalori... ...300 kalori, ye. Yeah. Abi bir yeri unuttum. Dur, üst dolaplar var biraz daha. Nerede üst dolaplar lan? Aa, bu tarafta. Siz harikasınız. Fener yakıtı. Orada ben fener yakıtı görmüyordum. Rastgele tıkladım, verdi. Tamam. Evet, bu arada kimin de burayı da unutmuşuz ama neyse, tamam, zaten girilmiyormuş. Hadi çıkalım. Yoksuzluk, seni takdir ediyorum. Başka söyleyen arkadaş varsa onu da takdir ediyorum. Kar yağıyor işte. Kar hep böyle yağsın. Bu kadar sakin. Biz bu eve girdik, şuradakine de girelim. İşte bu. Kanada bayraklı ev. Kapı kilitli. Kilidimiz var ama bizim. Açabiliriz. Long Dark oynayacağız. Long Dark oynayacağız. Buzdolabından bir şey çıktı, ne olursun. Allah rızası için çıkmadı ya. Çıkmadı. Bu ne be? Taze göl alabalığı pişmiş. 450 kalori. Kalorisi azmış ama. Fazla kilo hem de. Tencere. Al. Fazla tencere işimize yarıyor mu? Bitki çayı. Hiçbir şey yok. Thank goodness. Good, good. Good to see you. Hadi bakalım. O adamın ev güzel zulalıymış ha. Tost makinesi, tostu yok. Ne umuyorsam o fırından da şu bardağı alabiliyoruz. Bir tane yedek bardağımız olsa, sürekli unutmamı bekliyorlar. Kumaş, perde, 8 dakika. Yok ya, kumaşa ihtiyacımız olursa geliriz buradan alırız. Şu an vakit kaybetmek istemiyorum. Göbekli soba, güzel çeviri. What have we here? Wow, wow, wow.
Artı 9. Artı 1,5. Sen çok iyi değilsin. Bilemedim. Kalsın üstümüzde. Bakarız sonra. Ya ne çok araştırılacak. Neyse. Bir şey çıktı sürece. Üf. Bu adamın evi efsane. Biz bu yırtıkları nasıl tamir ediyoruz? Abi fırının yanında konserve açacağı var. Şunu görmedik ya. Helal olsun bize. Fırının yanında konserve açacağı. Sizin gözünüz var ya. Ah ah süper. Yok kaçıncısında kalmıştık. İnanamıyorum. Sağlam kargo pantolon. Yırtık tişört. Güzel. Bunların hepsini kullanacağız. Yatak. Uyum artık. Habire yazı, habire kitap. Bir dakika. Ne uykusu? Abi tamam konserve açacağını aldık. Abi dolabın aşağısında boy... Ne vardı dolabın aşağısında? Su artık almıyorum ya. Ama içtik biz biraz değil mi? Hadi yarım litre alayım. This pack is getting kind of heavy. Tamam çok ağır oldu kutun ama az sabır. Dikiş kiti. Şimdi bu dikiş kitiyle dikebiliyor muyuz? Tamam buradaki bu espri bu mu? Başka bir şey yok mu ya? Yani? Bu kadar. Neyse bulduğumuzdan fazlasını buldum da burada. Nankörlük etmeyelim şimdi ama. Bot mu? Abi dolanın aş. Ondur bot. Bot dediğin hangi dolap? Yatak odasında mı? Dur bir kere şu var. Yırtık deri ayakkabı aldık. Bunların hepsini parçalayacağız. Testerimiz, balta, yatağın var. Tamam, tamam, tamam. Gördüm, gördüm. Aldım onu. Aldım çıkıyoruz. Hadi bakalım. Heh. Sonunda ne demek ya? Benim henüz üzerime almadığım şey henüz görmediğim bir şeydir. Sıradan gidelim bari. Kodu aldım mı derken? Abi notlar dur. Evet kasanın şifresi var mı acaba orada? Bu notlar çok önemli. Şu neydi? Milton kasabası geç. Oraya kasanın şifresini yazmazlar. İncele. Bunu yapmak istemiyorum ama başka çarem yok. Artık Milton'da duramam. Çok hüzünlü ve boş. İyi günde de kötü günde de yanında olacağıma söz verdim ama böyle bir şeyin olacağı hiç tahmin etmemiştim. Özür dilerim. Anakaraya çıktığımda yiyecek göndereceğim. Orada daha fazla yiyecek olduğunu duydum. Sevgilerle ne demiş? Ne demiş? Banka kasabasını kodu kullan. He, tam değilmiş. Ben 20-10 20-30 neyseymiş. İşte şu şifreyi aldık, kırdık kasayı, çıktık. Anahtar yokmuş ya. Dur eve girdik. Henüz ayrılma. Şunu al. Evet bu
Kadının odun görevini bitirdik sayılır. Tüm odunlarımızı vererek şuradan bir şey çıksın ne olur ya. Çıktı vallahi. 450 kalori. Güzel. Senden bir cacık olmaz. Şu antibiyotik. Güzel, tamam. Yeter, su da almıyoruz. Bir şey yok. Emin oldum. Emin oldum. Emin olmak hayat kurtarır. Yeni gelen arkadaşlar takip edip desteklerseniz çok çok sevinirim. Lan bu niye açtım mı az önce? Kumaş alırım onu. Oo, kadının bence dolabını dolduracağız herhalde. Sen bir fincan bitki çayı yok gerek yok. Sonra içeriz onu. Ya bıçak lazım bana ya. Bıçak istiyorum. Ya fişek istemiyorum diyeceğim de lazım olur. Artık bana bir şey unuttum diyemezsiniz burada. Kesinlikle diyemezsiniz. Kabul etmiyorum. Aşağı alamıyoruz. Onu alamıyoruz. O tarafta da lavabo var. Baktık. Bir de üst kata çıkalım. Hop tamamdır. Hadi çıkıyoruz. Güzel şu kumaşları buldum. İyi oldu. Abi 250 kalori ya. Koskoca et. 350-400 kalori. Yün kaşkol da alalım. Parçalarız bir şeyler olur. Al onu da. Kalori kaloriler. 250-250. 8000 ne ya? 8000. Kadın ne yiyor? Dünyaları mı yiyor? Oturduğu yerde kalori harcamıyor ki. Çıkıyorum ben. Abi bir yerin burkulduğu altta çıktı galiba yüzüncü kez. What's the problem? Kaşkolu taktığımız güzel olmuş. Bacağım. Dinlen veya teçhizatlardan bir kısmını at. Sebebi yük. Çok ağırız yine. 30 kilo sınırımız var. 36 kilo taşıyoruz. Şimdi biraz su içelim biz ya. gram düştü. Eşyalarımızı eve koyalım evet. Ben kadına bu yemeklerden birazını bırakmak zorundayım artık arkadaşlar. Şuradan devam edeceğiz. Sen yeşil kapılı, yeşil arabanın yanındasın. Tamam. Koşmayalım da burkulmayalım daha fazla. Arkadaşlar keyif alıyor musunuz? Nasıl gidiyor? Umduğunuz gibi çıkmamış olabilir. Çöpü araştırabiliyor muyuz? Yok. Odun görevini de tamamlayacağım. Ondan sonra kadının dolabını da dolduralım. Kan izin dediğiniz burada. Neyse şurada ben
Bir buçuk kilomu daha bırakayım şuraya da. Beş. Altı tanesi yetiyor mu acaba? Tamam, yetti. Çığa deposu tamamdır görevimiz. Buzdolabını da dolduralım, kadının da rahatlasın. Şimdi şundan at. Sen kalori ediyor musun acaba ya? Kuru kahve. Kalori etmiyor ya. Bunu niye vereyim? İçeceği bırak. Artık sponsorumuz değil. Bir de buzdolabını taşıyabilecek kilo miktarı da var. Bayat çikolata. Tuzlu domates çorbası ver. Ver, ver teyzeye ver. Daha fazla koyamıyor muyuz? Nasıl ya? Biz bunu nasıl dolduracağız ki? Aç kalacaksın. Aç kalmam ben ya. Ben ölmem de. Şimdi nasıl olacak bu iş? Çikolataları ver bakayım. Çikolatalar nanay zaten. Onu da ver. Sen buraya gel. Sen gel. İyileşti. Burkulma riskimiz iyileşti. Ama ben buzdolabını nasıl dolduracağım? Aşağı çekebiliyor muyum? Basılı tutarak mı? Yo, mouse'la olmuyor. Aynı şeyleri üstüne ekleyemiyorum. Bir eşyaya tıkla. Bir eşyaya tıkla. Bir buzdolabına dönük oka bas. Arkadaşım. Şimdi oldu. Tamam, yapabiliyormuşuz. Bu arada ben çok açım. Ben açım. Ben her daim açım. Şimdi üzerimizde hala yiyecek var. Biz de buna her şeyi boşaltmışız ki. Tamamdır, oldu. Sağ olasın. Teşekkür ettim. Şimdi biz çok açız. Orası kesin. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi bunlar kilo etmiyor. Kilo eden şeyler ne? Kilo eden şey bunlar.
Ahında şunlar mesela. At. Hepsini at. Ne kadar gazete toplamışız biz. Tamam. Biraz rahatladık yani. Hemen gidelim, artık koşabiliriz. Artık rahatız. Şu yeşil arabalı evin yanındakini bitirdik. Atma gazeteyi, satardık bir şey alırdık diyor. Şimdi oradaki evler tırt. Buradan sonrası zaten kasaba değil. Şuradaki evlerden de bir şeyler çıkması gerekiyor yani demek ki. Yoksa biz o kadını... Şuraya girelim. Şaşmaz hoş geldin bu arada. Arkadaş, habire buluyoruz zaten, biz kitap buluyoruz. Ben o teyzeyle yaşayayım. Vallahi bak, ben size söyleyeyim. Bir de balta buluruz. Geliriz buradaki evlerin tahtalarını kırar kırar. Yiyecek olayına da bakınırız. Senden bir şey versen bana. Dur, buraya hep araştırdım mı? Yine gazete. Çekmece. Çekmecenin solunda, aha, bir şey unuttu. Zıplayamıyorum. Çekmecenin solu. Dalga mı geçiyorsunuz? Geçmeyin dalga. Ne kadar, ben bu kasabayı yakarım galiba bu hızla. Bu kadar kibritle, bu kadar yanıcıyla. Hurda metal ne işimize yarıyor arkadaşlar? Kitap değilmiş o ya. Uzaktan bakınca öyle gözüküyor da. Excellent. Tabii buldun, kadına verelim, kurtulalım. Sen de bunun derdindesin. Hadi yiyecek çık, ne olur ya. Şu 8000 kalori tamamlayalım. Oh. Bundan sonrasında yiyecek yoktur. Umudum kırıldı. Craftlıyorsun silahlarını, tamir ediyorsun, güzel. Şu an bir silahımız yok ama inşallah olursa güzel olacak. Banka kasasının anahtarını buldum. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? O kasayı patlatıyoruz. Yarım litre alayım da ne olur ne olmaz ya. Biz gider. Ben gider. Gerçi sırada bakacağımız ev varsa yine bakarız da, ondan sonra en son bankayı öreceğiz. O kasayı patlatacağız. Arkadaki evlere gittik. Tam Kanadalı'nın evi orası.
Sen kapalısın. Sana bakmıştık galiba ama bir daha bir bakmak istiyorum ya. Tam buraya baktık. Tamirci kulübesi burası. Ya ben bu oyunu bu kadar... Tamam, şu an yorum yapmak istemiyorum yani. Yorumları artık her oyunda yaptığımız gibi bir son izlenim videosu yapıyoruz biliyorsunuz. Hafta sonu Dawn of Man ile ilgili de son izlenim videosu gelecek. Forager ile gelmişti ilk olarak. Karton kutuyu geçe. Delia gel, kasayı patlatıyoruz. Ula bak, kalbimi kırıyorsun. Delia gel, kasayı patlatıyoruz dedim ya. Daha yeni dedim ya. Hazır mısınız gençler? Hayda, 19 30 öyle bir şeydi değil mi? Dur. Hemen bakalım kağıdımıza. 19'lu bir şeylerdi. ...19, 30, 08 tamam, 19'a getirdik. Bir tur attırmamız gibi mi gerekiyor acaba? Evet. That's it. Hiçbir şey yok. Allah'ım. Ya oğlum siz nesiniz? Bunlar ne? Hiçbiri alınmıyor. Sizin olayınız da bu mu ya? Aa, kasaya tabii ki yiyecek saklayın. Yiyecek alabilir miyim? Arkadaş, millet paranızı koyacak başka bir yer bulamadınız mı? Burkulma riski yine. Ben tüm yiyeceklerimi kadına vereceğim. I need to drop something. Tamam, buranın olayı mı? Şu yukarıdaki kutulara bir şey yapamıyoruz, ona gıcık oldum. Bu muydu yani? Oho. Hayallerim suya düştü. Hayallerimiz suya düştü. Ne kadar kilo? Yine 30 kilo geçtik.
Dolap mı? Ne dolabı ya? Dolaba bakmadın mı? Ciddi misin? Dolap var mıydı orada öyle bir şey ya? Beni kandırmayın. Adam bir şey toplamamışız ki biz. Ben bu kadına ne atacağım? Yok ya, ben açlıktan öleceğim. Kilitli dolap. Arkadaş, kilitli ise dolap. Hemen gidiyorum. Hemen bakıyorum. Hemen bakalım hadi. Arkadaş, kilitli dolap. Ne kilitli dolabı? Ya şu kilitlileri zaten açamıyoruz. Arkaya gir, neresi o? Şu. Kilitli dolabı açamadık ya. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok çok sağ olun. Keyifli bir yayındı. Umarım siz de keyif almışsınızdır. YouTube'dan izleyen arkadaşlar, beğenip seriye destek verirseniz devamı için canlı yayında tekrar görüşürüz inşallah. Evet. Üzerimizi bir boşaltalım. Yine yiyecek dışında her şeyi topladık. Evlerin yoğun olduğu yolun sonuna doğru dümdüz ilerle abi. Benzinlik var. Tamam, benzinliğe gideceğiz. Bir sonraki bölümde ben şurada azıcık ısınmama bakayım. Teyze, kusura bakma. Benzinliğe doğru gideriz bir sonraki bölümde ve tavşan da avlayabiliyorsak taşlarla falan avlarız. Artık tamamlarız bunu. Buzdolabını doldururuz bir şekilde.